Ay sen bu çocukların üzerlerine fazla gitmişsin be. Mahvoldular çocuklar ya. Bana sert ol diyen sendin. Anlatsana, nasıldılar? Hiç sorma. Hayatımda bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. İyiydin sen, Sarp için fena çocuk değil demiştin. Hayatta öyle bir şey demem. Bir kere o kendini beğenmişin teki. Yani kendini o kadar çok beğeniyor ki yıkanmaya bile tenezzül etmiyor ayı. Orası doğru. Kendisini biraz fazla sever o. Önce o yaratılmış, dünyayı da onun etrafına inşa etmişler. Peki ilişkinizi nasıl tarif edersin? Kısa. Yani kısa demekle ne demek istediğimi anlamışsındır sanırım. Gerçi o bir direkle gezdiğini sanıyor. O ayrı. Gerçi biliyorsun ikisiyle de beraber olmadım. Ha, bilmez miyim? Ama İkisi de o çok beğendikleri aletlerini göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Aa, ne diyorsun ya? Yok banyodan çıplak çıkmalar. Aa. Yok yanımda soyunmalar. Ay, inanamıyorum ya. Hadi Sarp'tan böyle bir şey beklerim de. Engin pek bile biri değildir yani. Sen öyle san. Engin de Angut'un tekiydi. Yani kendini entel sanan bir geri zekalı. Burcu, bana yazdığı şiirleri bir okusan. Ah, evlere şenlik. Bir şey soracağım. Bunlar senin arkadaşların değil miydi? Niçin böyle bir şey yaptın? Çok basit. Sürekli erkeklikleriyle övünüp, kız götürmeyi marifetmiş gibi anlatıp duruyorlardı. Çok şişmiştim. Üzerine bir de Aykut beni boynuzladı tabii. Ben de erkek kısmından iyice tiksindim. Sana gerçekten teşekkür ederim. Sayende çok güzel bir ay geçirdim. Hava, esasında ben... Bak sakın yanlış bir şey yaptığını düşünme. Onların iyi bir derse ihtiyaçları vardı. Yani insan kendi başına gelmedikçe yediği nanelerin farkına varmıyor. Umarım onlar farkına varırlar. Umarım.